tekme atarken hoppa yere yapıştırdım. Konuşamıyoruz gülmekten. Yeter artık, kesin bu konuyu. Sana ne kızım, ne konuşacağımızı sana mı soracağız? Annemle alay edemezsiniz. Biz alay etmiyoruz ki, olanları anlatıyoruz. Ama ben sizin neden böyle yaptığınızı biliyorum. Öyle mi? Nedenmiş cicem? Kıskanıyorsunuz da o yüzden. Ama Simge cicişin nesini kıskanalım? Cicişler! Sizin anneniz olmadığı için böyle yapıyorsunuz. Ne oldu? Az önce kahkahalarla gülüyordunuz. Neden sustunuz şimdi? Böyle bir şey söylemen çok ayıp Özge. Yalan mı? Sizin anneniz yok ve hiçbir zamanda olmayacak. Bunu bildiğiniz için bana saldırıyorsunuz. Bir de bana geçimsiz dersiniz. Oysa siz çok daha kötüsünüz. Yeter artık, sus! Ya siz benimle dalga geçerken iyiydi ama, değil mi? Ne yapalım, herkes annesi olacak diye bir şey yok. Sussana sen! Gıcık, sen ne gıcık konuşuyorsun ya? Düzgün konuş. Emre yapma, sakin ol. Emre, çocuklar ne oluyor yine? Durun bakayım, gel buraya Emre. Öğretmenim, bir anda üzerime saldırdım. Kaçıncı ama? Özbil yaptım, görürsün sen. Emre, ne oluyor? Hemen gel benimle. Beğendin mi yaptığını? Memnun musun şimdi? Durup dururken Emre'nin başına belayı soktun. İyi olmuş, siz de annemle alay etmeseydiniz. Emre burada olmadığı için bu bana düşer. Gıcık! Üzülme Yağmur, ne olur. Ama öyle söylemesi gerekmezdi. Çok kötü bir kız o. Nasıl da sizi kıskanıyor, boş ver, takma kafana. Şimdi onun yüzünden müdür Emre'ye ceza verecek. Gıcık. Hakan Bey, kusura bakmayın. Böyle tatsız bir konu yüzünden sizi rahatsız etmek istemezdim ama Emre maalesef Özge'yi yine hırpaladı. Evet, haklısınız. Fakat bu konuyla özellikle yakından ilgilenmenizi rica edeceğim. Haklısınız müdür bey. Evet. Ben de çok şaşırdım. Yalnız şu anda çok önemli bir iş için çalışıyorum ve ayrılmam pek mümkün değil. Evden birine haber versem o gelse okula. Ama akşam bu konuyla bizzat ilgileneceğim, merak etmeyin. Anlıyorum. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo yani Emre. Ne oldu? Özge ile kapışmış. Bu çocuklar neden anlaşamıyorlar? Neyi paylaşamıyorlar? Anlamadım gitti. Çocuk bunlar. Olur arada bir, takma kafana. Nana'ya haber vereyim de okula gidip ilgilensin. Tam düzeldi, her şey yoluna girdi derken beyefendi yine bir sorun çıkarmayı başarıyor. Ama Hakan... Biz de onun yaşındayken ondan beterdik. Büyütme bu kadar. Yaramazlık başka, şiddet başka. 100 kere uyardım onu. Allah'tan Nana'yı dinliyor. Gidip bir konuşsun bari. Bakıyorum da olaylar çabuk duyulmuş. Emreciğim, neden şiddete başvuruyorsun? Ayıp değil mi? Hem konuşarak anlaşsanız olmuyor mu? Ama o da annemiz yok diye herkesin içinde dalga geçti. Yani. Anlıyorum canım. Çok haklısınız ama yine de böyle davranmamalısınız. Sabah Simge cicişin nasıl düştüğünü anlatıyorduk. Herkes güldü. O da intikamını böyle aldı işte. Bak gördün mü? Sen de onu kızdırmışsın. Annesiyle alay etmişsin. İkiniz de aynı derecede hatalısınız. Neyse, gidip müdürle konuşalım da olayı tatlıya bağlayalım bari. Aman efendim, kimler gelmiş? Gönlümün süruru, gözümün nuru hanımefendiciğim. Merhabalar müdürcüm. Böyle tatsız olaylar vesilesiyle karşılaşmak çok can sıkıcı. Kusura bakmayın lütfen. Aman efendim, öyle şey olur mu? Onlar daha çocuk, bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Buyurun beyefendi, birine bakmıştınız. İzninizle ben bir güvenliğe kadar gideceğim. Olmaz ki efendim, herkes böyle elini kolunu sallayarak okula girmez ki. Bu adamdı. Emin misin Nana? Evet, benden ne istiyor Kulina? Yakında anlarız, hiç merak etme. Hadi gel müdürün odasına gidelim. Nana, o adamı daha önce hiç görmediğine emin misin? Tabii ki de görmedim Kulina. Yoksa bana inanmıyor musun? Yok canım, öyle şey olur mu sadece? Evet. Ben düşündüm ki... Kusura bakmayın efendim, sizi de beklettim ama... Böyle bir şey olmaz ki canım. Burası eğitim öğretim yuvası. Her isteyen kapıdan keyfine göre girip çıkamaz ki canım. Aa, yerden göğe kadar hakkınız var müdürcüm. Adamın kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Hayır, sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Hay aksi, çok yazık. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hakan Bey herhalde durumu size anlatmıştır. İşin aslına bakarsanız beni asıl endişelendiren Emre ile Özge'nin arasındaki bu didişmenin sık sık tekrar etmesi. Hı hı. Bugün de Emre benim gözümün önünde Özge'yi hırpaladı. Ama Özge de onların annesi yok diye dalga geçmiş. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Ama onların anneleri yok. Özge'nin de babası uzakta. Bu durum tabii ki her ikisinin de hassas olmalarına yol açıyor. Bir de çocuklar babalarının Simge ile ileride evlenecek olmasını bir türlü hazmedemiyorlar işin açıkçası. Siz de takdir buyurursunuz ki benim de okulda disiplini sağlamam gerekiyor. Sonra diğer çocuklar için kötü örnek teşkil edecek bu durumlar. Çok haklısınız müdür bey. İzninizle ben sıcağı sıcağına Emre ile bu konuyu ciddi ciddi konuşmak istiyorum. Çok iyi olur. Ne de olsa çocuklar size çok düşkünler. İyi günler efendim. Ben de birazdan geliyorum nanacığım. Ne kadar hanımefendi, ne kadar anlayışlı bir kız çocuğu yetiştirmişsiniz hanımefendiciğim. Ah, teveccühünüz efendim. Benim gibi annesi olursa Oh, Nana geliyor. Ne oldu? Müdürle konuştuk. İşin iç yüzünü anlattık. Sanırım çok ağır bir ceza vermeyecek. Oh be! Ya kafamı çok bozdu gıcık. Ben burada üzünce kendimi tutamadım, vurdum. Ne olursa olsun, bunu defalarca konuştuk. Öfkeni konuşarak, anlatarak aşmalısın. Vurarak değil. Hı hı. Peki peki, bir daha derin bir nefes alıp 1 milyona kadar sayarım. Böylece kızgınlığım geçer. Şımarık seni. Güzel bayan, buraya kadar yoruldunuz. Size ne ısmarlayayım? Vay vay vay. Bak sen şu küçük beyefendiye. Seçenekleri öğrenin lütfen. Kanserim üzerinize amade. O halde bir hamburgere hayır demem. Hemen. Bu çocuk istediğinde bal şeker oluyor. Bence de.